Teşekkürler. Bu arada güzel, büyük bir sesten de kendi şarkımın verilişini duymuş oldum. Müthiş böyle bir düet mi olsa acaba? Şey gibi oldu. Hani sanki orijinal kayıttan şarkının içinde varmış gibi değil geldi. Mi? Sanki güzel, güzel şarkı, tebrikler. Kime çok ait? Teşekkürler. Sude Bilge Demir'in, sevgili Sude Bilge Demir'in. Çok severim kendisini. O da Betül Demir'in. Evet, ablası. Ablası oluyor. Evet, aynı şarkıyı 3 kere. Neyse, çok gerçekten 4-5 tane şarkısı var bende. Bu şarkıyla alakalı da çok eski arkadaşlarımız var. Aynı şarkıyı 3 kere sattı bana. Sağ olsun. Ben nasıl, bu seslerden var ya, ah beni çekimi kimse çekmiyor yani. Ben vazgeçtim işte, şey, edisyonum değişti dedi, tekrar parasını istedi falan şarkının. O yüzden ben de böyle tepe tepe kullanıyorum şarkıyı çok severek. Ben şeyini çok, sağ olun, çok beğendim, teşekkürler. Yani kulağa çok hoş geliyor. İbrahim Bey nasıl, beğendiniz ben mi? Ben unutuyorum onu konuşmayı. Güzel değil mi? Çok mersi. Onlar da hemen, çünkü ritim o kadar güzel. Evet, akıyor. Akıyor. Sürüklüyor kendini. Marş harmonik. Kayboldum kendimi sende. Böyle sanki oturduğumuz yerde bir anılar arkasından mı gelse? Ya evet. Bir şey söyleyeceğim. Biraz önce provada o kadar güzel şarkılar söyledi ki arka arkaya. Yani provada böyle 2-3 tane kabul bir şeyler o kadar güzel. Yani eminim çok böyle uzaklara gideceğiz. Bir gezintilere çıkacağız. Herkes mest olacak, çok eminim yani. Anılar. Ben en çok merakla ben bekliyorum şu anı. Tamam. Hadi beni bir de o kadar, başkaları tabii şarkılarını zevkle söylüyorum ama hadi bir de benim bestem olsun dedim. Hadi bakalım. Anılarla devam edelim. Hopa. Açalım. Anılar, 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 zamanı
Nan yapacağız abi. Nan 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 Teşekkür ediyorum çok. Abi sen orada kaynağı buldun galiba. Kaynak. Üç vokalist hemen ayarlanmış vallahi bulunmakta. Valla süper ya. Ama bütün şarkıları ezbere adayla biliyorlar. Ben evet, de dikkat ettim. Bütün şarkıları ezbere biliyorlar. Bütün şarkılarda eşlik ediyorlar. Gerçi bunun bütün neyi, burası neyi, da eşlik ediyor. Ya neyini ezberledin? Naynana naynay. Ama çok çok sevdiğim bir şarkı. Bu şarkı da çok popülerdi zamanında. Yani o zaman ilkokula mı gidiyordum artık? Ortaokula mı bilmiyorum. Eski bir şarkı değil mi? Eski yani, tabii. Ben bayağı hani küçüktüm o bakımdan. Tabii canım. Şarkı çıktığı zaman. Tabii. Çok severek dinlediğim bir şarkıydı. Güzel. Yani aslında çok özür dilerim. Sıcağı sıcağına böyle hani evin salonu ya burası. Misafirlerimiz evet, de arkadaşlarımız, sevdiğimiz büyüklerimiz. Sıkılmasınlar diye elimizden geleni yapacağız. Şimdi Bursa'nın nedir çok yani? nezih bir mekanı var. Gerçekten de işini çok profesyonel yapan, benim de çok sevdiğim bir hanımefendi Müberra Hanım Taraça. Bir de Bursalıların çok tarihi mahvel, herkesin bildiği sevgili Rotma Acit abimiz, eski dansçılardan Tolga Han'la beraber dans etmiş. Nerede? Dünyayı gezmiş bir beyefendi. Evet, evet. Evet, aramızda bugün gerçekten müzik öğretmenimiz var, Sibel Hanım. Yazarımız var, şimdi çok önemli bir senaryo yazıyor Ali Hanım. Dostlarımız, arkadaşlarımız, sonra Bursa'da her hafta söylüyorum, 3 haftadır tabii ki Kehribar diye bir dizi çekiliyor. Sevgili Gürkan Uygun'un oynadığı, başrollerde Necip Memil'in oynadığı, yani namı değer Memati. Evet, Bursa'da bir dizi çekiliyor. Valla dün sabahleyin 5.30'da gittim eve. Ben de o dizinin içerisinde avukat karakterini oynuyorum. O dizinin kastını yapan tabii ki çok değerli Erdal Olgun kardeşim, abim. Onun da dakikalar kalmış. 10 dakika sonra doğum günüymüş. Oo. Şimdi öğreniyoruz. 45'ine mi bastın? Kaçına bastın Erdal? Ne kadar çabuk yaşadın. Neydi adı? İyi ki doğdun Erkan. İyi ki doğdun Erkan. Canlı yayında pastasız bir doğum günü. 5 dakika önce haberimiz oldu. Onu da buradan Rabbim hayırlı ömür nasip etsin. Valla dostlarımız da çok sevgili İbrahim abimiz bizim ailemizden. Böyle hani derler ya, biz bizeyiz yani. Yani bir salona toplanabilecek kadar bir avuç yürekli insan burada. Çok dolayısıyla güzel. Harika. Bu o zaman bu anonslara bir de ben ilave yapmak istiyorum. Lütfen. Ben işte ne zaman askerlik yaptım ben hatırlamıyorum. 79-80 Bursa'da askeri hastanenin eczacısıydı. Eczacı asteğmen olarak görev yaptım. Hayatımın en güzel bir yılını yani hepsi tam yani dur dilim tutuldu galiba. Böyle anons yaparken diğer yıllara haksızlık yapmayacağınız falan, diye. Belki vardır bir yıl daha falan yemeyeyim hakkını diye düşündüm ama bana hak eden o döneme kadar hayatımın en güzel birini yaşatan biri var aramızda. Çok önemli. O zaman benim komutanımdı. Üniversitede asistanımdı. Sonra bir geldim askere. Burada da komutanım çıkmasın mı? Yüzbaşıydı o zaman. Ben de eczacı asteğmen olarak çekirge
biliyorsun Çekirge Hastanesi'ni. Tabii tabii. Orada askeri bir, hastane. Bir yıl hakikaten bana acayip destek oldu, gezdirdi, tozdurdu. Çok renkli bir yıl geçirmeme vesile oldu. Dolayısıyla onu da anons etmek istiyorum. Eczacı Ertan Neşe arkada gizlendi ama ortaya görelim. Görelim. Gel. O gördü, gösterdiniz mi arkadaşlar? Çok gösterin. Çok. Bursa'daki çok gösterin. Gel. Arkaya gitti ki, kaçtı ki ben onu buraya çekmeyeyim diye. Bizden kurtulur mu? Bak şöyle, bu Jimmy Cip. Jimmy Cip değil mi bu arkadaş? Jimmy Cip'imiz var. Ne diyorsun sen? Bu Ertan Neşe beni ne pavyon kaldı götürmedik. Eyvahlar olsun. Eyvah eyvah. Ne dağ, ne tepe, ne Gemlik, ne Mudanya sağ olsun. Bursa'yı beni bana tanıtan ve Bursa'ya aşık olmamı sağlayan adamdır Ertan Neşe. Heykel Eczanesi reklama girer mi? Abi şöyle bir şey söyleyeyim. O kadar sevdirmiş ki bir daha hiç gelmemişsin. Geldim ya, bayağı bir sevdirmiş seni ya da bıktırmış mı? Ya hocam gerçek özür dilerim yani, hani uzun zamandır biz Atilla abi Bursa'da hani görmüyoruz. Evet. Ya ama davet mi etmiyor Atilla abi seni? Davet ediyor, devamlı ediyor da vesile olmadı. Ben Afrika'dan başımı alamadığım için. Evet evet. Son zamanlarda. Çok uzun bir zaman böyle aradığımda hep Afrika'dayım Doğukan'cığım, geleceğim. Afrika'dan dönüşte geleceğim. Afrika'dan geldim, şimdi bir operasyon geçirdim. Operasyon var, ondan sonra vallahi çok teşekkür ediyorum. Kolun iyi değil mi abi şu anda? İyi, iyi. Harika. Sağ ol. Bir benim istediğim bir şarkı vardı sizden. Bu şey diyorsun. Söyle. Canlıyı. Söyle. Tamam. Söyle. Dur su içeyim bari. Size laf yetiştireyim derken insanın sesi şey oluyor canım. Ciyak ciyak bağırdık biraz evvel, farkındaysanız. Zaman dursa, dünya dursa.
Ölüm bile olsa, biz hiç ayrılmasak, yine eskisi gibi beraber olsak, ne olur sanki geçenleri unutsak. Zaman dursa, dünya dursa, ölüm bile olsa, biz hiç ayrılmasak. Söyle, buldun mu aradığın aşkı söyle, yoksa yalnız mısın sen yine? Benim gibi boynu bükük, gözü yaşlı tek başına söyle. Buldun mu aradığın aşkı söyle, yoksa yalnız mısın sen yine? Benim gibi boynu bükük, gözü yaşlı tek başına. Söyle buldun mu? Aradığın aşkı buldun mu? Atilla abicim benim. Vallahi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Muhteşemdi. Şimdi Bursa'dayız ve Kaan ve Gül bir kere İskender Doğan'ın, hep bunu karıştırıyorsunuz. Ben de gidiyorum İskender'i fırçalıyorum. Senin şarkın gene üstüme kaldı diye. Ondan gelir nasıl dinlersiniz, onda güzel çünkü. İskender Bey, evet. Ben Bursa'dayken malum Zeki Müren'imizin bir şarkısını söylemek istiyorum izninizle. Bunlar hepsi spontan gelişen, harikasın Atilla abi gerçekten. Çünkü gözlerinin içine başka hayal girmesin. Bu Nihavent'ten beklenen şarkıyı evet, dilimin döndüğünce... Ama eşlik edelim, olur mu? Hep beraber. Hep beraber. Bilenler eşlik etsin. Thank you.
gün yabancı ele. Sakın seni görmesin, benden evvel başkası. Sakın seni edeceğim. Hiç böyle ara vermeden, aramızda bir müzik öğretmeni var ve bu eseri de koroda, kendisi de solist. Acaba son bölümü birlikte söyleyebilir miyim? Bayılırım. Sibel Hanım, siz alalım böyle. Evet. Bekliyorum. Canlı yayındayız. Şiddetli alkış gerekir böyle durumlarda. Son bölümü bir tur daha. Şöyle gelin. Şöyle alalım sizi. Estağfurullah. Evet. Daha ortaya gelelim. Çünkü sesi burada daha iyi duyuyoruz. Hanımefendi aynı zamanda Fatih Erkoç gibi bir ustanın da aynı korosunda birlikte çalışıyorlar. Tabii. Fatih'in şeyi şarkısında söyledim, bizim bu ilgazla oynatmaya az kaldığı. Vallahi onu şimdi artık burada vakit yok başka programda. Onu da söyledim. Farklı bir yorumla tabii, haberiniz olsun. Evet, evet. Buyurun. Nereden alıyoruz? Hocam. Sözleri unutuyorum da. Dur, giremedik, dur. Bravo. Evet. İçine başka hayal girmesin. Gözlerin içine dikkat et silinmesi. Sibel Hanım, programımızı bitiriyoruz. Gelin hep beraber bitirelim. Valla. Buyurun. Çok onurlandım. Çok teşekkür ediyorum. Olur, çok, böyle spontane gelişti ama böyle birden sahnede buldum kendimi. Yani bir üstadın yanında söylemek bana bir şey oldu. Hangi okulda müzik öğretmenliği yapıyorsun? Ben Eğitim Vadisi'ndeyim. Saitete Ortaokulu'nda görev yapmaktayım. Şöyle, 15. yılım. Şöyle yayın bu tarafta. Evet. 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 Şöyle oturalım.
sizi de alalım. Hemen bir şeye bağlasak diyor. Neye bağlasak? Kaç dakikamız var bu arada? Hazır. Hadi bakalım. Bu mu? Hazır. Gözleri aşka gülen taze süt dalısın. Gözleri aşka gülen taze süt dalısın. Gel bana her gece sen gönlüme dolmalısın. Gel bana her gece sen gönlüme dolmalısın. Tatlı gülüş, renk yarışı, gözlerin ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş, renk yarışı, gözlerin ömre bedel. Sensiz elem bana ya. Doğ benim ömrüme doğ da güneş gibi aşkımı tazele gel. Duymamız lazım. Neymiş, neymiş. Hocam bir dakika. Öyle yağma yok gel. Neymiş görelim. Ne dedik biz biraz evvel? Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre bedel. Ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Hoppa! Bekleme sonbaharı, bir acı rüzgar etsen. Gel bana her gece sen, saçların bağrıma sen. Gel bana her gece sen, saçların bağrıma sen. Tatlı gülüş, renk yaraşır, gözleri aşkı beden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş, renk yaraşır, gözlerin ömre beden. Güneş gibi aşkımı tazele gel. Tatlı gülüş, renk yarışı, gözlerin ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş, renk yarışı, gözlerin ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Ah ne güzel. Valla canlı yayın dedikleri bu olsa gerek. Yani canlı yayında kapatıyoruz programı. Sizi şöyle alalım. Evet evet veda edeceğiz hemen. Çünkü bir türlü oturamadık yani. Şöyle alalım sizi. Valla 5 dakikadan beri oturtturamadım. Sizi de şöyle alalım Atilla abi. Tamam. Kestane şekerimizi alalım. Vay. Evet. Sevgili Mintex'e ve Kardelen'e hediyelerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Ya bir anda her şey nasıl kendince aktı. Bir anda göz göze geldik Müberra Hanım'la. Yani olabilir mi? Oldu dedik. Eğlendiniz mi arkadaşlar? Evet. Gelmeyenler çok utansın. Çok teşekkür ediyoruz. Mikrofonunuzu alalım. Sibel Hanım, size çok teşekkür ettik. Atilla abi, inanılmaz bir maestroydun. Yani organizasyonu süper yönetti. Enerjisi süperdi. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Evet. Yeşim Hanım'dan yorum alıyoruz şimdi. Şimdi arkada jüriydi. Resmen
not verdi yani böyle. Bir bence bir şarkı alalım. Şimdi hareketli evet, şarkısı vardı. Demin... Artık kapatıyoruz. Evet, evet yönetmenimden abi. Son ikaz geldi. Efendim elegans salonları katkılarıyla program ekranlarınıza geldi. Sürçülisan ettiysek affınıza sığınıyoruz. Yani biz böyle önceden çok kurgulanmış, ne söyleyeceği belli olan, ne yapılacağı belli olan şeyleri yapmıyoruz. Farkındaysanız her şey canlı yayın içerisinde akıp gidiyor. Doğallığıyla yüreğinize akmıştır inşallah. Haftaya biz inşallah burada olmayı ümit ediyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, tüm bu programa katkı sağlayan sponsor firmalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye dek Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.